Mete Bey, herkes uzun uzun anlattı konuştu. Siz ne gördünüz, nasıl değerlendirdiniz, ne hissettiniz bu süreçte? Şimdi dün akşamı sorsam kesin kuliste vardır sizde. <laughs> Yok ya ben ben e, olayın olduğu gün e, deprem bölgesine üçüncü defa gitmiştim. Yolda dönüyordum, araba kullanarak dönüyordum. O yüzden çok Twitter'a falan bakamadım ama böyle bir ara radyo dinliyordum. Ortalık bir kıyamet koptu falan böyle. Dedim yani yani bir şey var sağa çektik falan böyle bir, bir bir baktım yani neler olduğuna falan baktım. Açıklamasını okudum şeyin. Meral ee, evet. açıklamasını okudum. Yani e, açıkçası köprü yaktı falan diyorsunuz değil mi Melik? Şaşırdınız mı peki? Köprü yaktı falan diye kullandın değil mi? Evet köprü yaktı yani. Evet yani ben yani yaktız ben, diye. Ben köprü, köprü tabiri bence dedi. az kalır. Yani köprü az kalır. Ama sonra evet. yüzerek geri dönüyor. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Görünce Eşim şaşırdınız şey... mı peki? Ben bakın burada daha önce analizler yaptık hatırlıyor musunuz? Çok. Ve bu analizler içerisinde... Ee, İş e ben söyleyeyim e ne söyleyeceğinizi. Efendim? Söylemeyeyim hadi tamam. Söyleyin söyleyin. söyleyin. Ee, bir yerde bir devre atar ifadesini hatırlıyorum. Sıkça söylüyordu Mete Bey bir yerde bir devre atar diyordu. Ee, değil mi? Haklıyım. Şimdi bakın, şunu söylemiştim. Dedim ki Meral Akşener altılı masada içinde kalacak ama tek başına seçime girecek diyordum. Ve yine altılı masada ikinci tura kaldırsa destekleyeceğim formülüyle devam edecek diyordum. Ama ben Meral Akşener'in daha önceki tavırları ve şeyini bildiğimiz için şu ibareyi çok kullandım. Hatırlayın. Liderlerin profillerine ve liderlerin davranış modeline göre insanlar kurgularlar siyaset demiştim. Bunu da ısrarla, ısrarla söyledim. Yani Sayın Erdoğan'ın yönetiş tarzında onun e, üslubuna ve e, karakterine e, pas geçerseniz açıkçası siyaseti anlamamışsınız demektir. Bu Kılıçdaroğlu için de geçerli. Bu Davutoğlu için de geçerli. Sayın Meral Akşener için de geçerli. Meral Akşener'in başından beri buraya kadar geldiği süreçte açıkçası bütün CHP'lerin aslında söylediğini yaptı. Yani Meral Akşener mesela Melik Yiğit'e şunu söylüyorlardı. Melik diyordu ki ısrarla ya bir genel başkan olarak en çok oyu alan Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalı dediğinde Melike şunu söylüyorlardı. Ha ha tabi bütün AK Partililer dişinize göre şeyi buldunuz. Başkanı buldunuz. Onu e, öne sürüyorsunuz. Niye Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş daha çok ay onu söylemiyorsunuz diye. Melih'in ben burada çok e, doğrandığını biliyorum değil mi Melik? Seni böyle doğradı, doğramışlardı. Abi TT oldum ben. He, çok. Niye? Çünkü Kılıçdaroğlu'nu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nu savunuyordu. Şimdi bakın geldiğimiz yer nasıl bir şey biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu benim görüşümde de gerçekten Aday olmalıydı. Başından beri söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalı. Niye? Gerçekten de çok en fazla oyu alan ikinci büyük parti ve hak ediyor. Benim görüşüme de böyleydi. İlk parti, ikinci değil masadaki. Hayır. ya, ya, şeyden sonra diyorum. Dediniz. Hayır. İktidardan sonra. İktidardan sonraki ikinci parti, tamam. parti anlamında. Parti ana muhalefet de, partisi tabii. anlamında ikinci parti. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı bu. Hatta masadaki beş partinin toplamından daha fazla oy alan bir parti. Tabii ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı. Ama bakın orada şöyle bir teknik sorun var. Bize çok öğretilen, çok da anlatılan bir hikaye vardır. Fıkrası vardır anlatmayacağım. İlmi siyaset denen bir tabir var. İlmi siyaset. Yani neyi ne zaman nasıl söylediğiniz çok önemlidir. Neyi ne zaman nasıl söylediğiniz. Şimdi Meral Akşener açıkçası bu akşamda konuşurken dikkat ettim. Söylediği tabir çok ilginç bir tabir. Ben masadan kalkmadım. Masa kalktı diyor. Yani şöyle düşünün. Beş kişi masadan kalktığınızda, kalktığında siz oturuyorsanız ne olmuş oluyorsunuz? Masayı bozmuş oluyorsunuz. Beş kişi kalktığında da siz bozmuş oluyorsunuz. Siz kalkmasanız bile kalkmış oluyorsunuz. Çünkü başından beri ne söylüyorlardı? Altılı masa oy birliğiyle karar verecek diyorlardı değil mi? Mutabakatla karar verecekler diyorlardı. Tamam. Meral Akşener de dedi ki kardeşim ben karşı çıkıyorum. Bitti. Yani Meral Akşener'in buraya kadarki tavrı siyasi olarak daha önce konuştuklarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bakın bir kez daha söylüyorum. Hiçbir problem yok. Ondan sonraki yaşanan sürecin içerisinde buraya doğru gidiş çok belliydi. Çok belliydi. Ha, başlangıç itibariyle Saraçhane'deki tavırlar ve diğerleri biz de eleştirdik. Ne dedik? Bir başka partinin belediye başkanı ile ilgili bu kadar çok angaja olmanın doğru olmadığını ben burada da söyledim. Yani bana doğru gelmiyor dedim. Bu doğru gelmemenin daha sonraki konularda bir kavga olacağının da belirtileri olduğunu söyledim. Hatta bunun işaretlerini Melik daha iyi bilir. Birkaç defa Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını kesin açıklayacağım dediği andan sonra birkaç defa tartışma oldu ve iki ikili başta görüşmüşler de i̇ki hı hı. Baş başa girip görüşmüşlerdi. O görüşmelerde de bunun ertelendiğini biliyoruz. Yani bu ilk defa bir kırılma değil. Ama bir şey atlıyor herkes. Bakın bir şey atlıyor. O akşam yaşananların içerisinde yani ben bir defa şunu çok kınıyorum. Melar Akşener bir siyasetçi. Evet. Bir genel başkan. Evet. Ama önce bir kadın, önce bir anne. O akşam ağır hakaret edenlerin her birini kınıyor. Arkadaş, seninle aynı yolu yol, yolda yürümek zorunda değil. Seninle aynı şeyi paylaşmak zorunda da değil. Bu kadar ağır itamı, bu kadar ağır sözü, bu kadar ağır hakareti nasıl buldunuzu tarif ettiniz ya 12 saatte? Tamam. Meral Akşener döndü masaya. Peki siz sarf ettiklerinizle nasıl döneceksiniz geri? Ve nasıl döndünüz? Merak şeyler en kötü ihtimalle masa yıktı. Sizin yaptığınız bu hakaretlerin geri dönüşü nasıl olacak? Neler yazıldı o akşam ya? Ben, ben yolda Hı -hı geliyorum. Mete Bey, size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Buyurun, buyurun. Evet, çok kısa bir soru. Lütfen Bedir Bey, buyurun. Ki, e, altılı masa, altılı masa oy birliğiyle e, karar vereceğiz demişti diyorsunuz. Evet. Fakat oy birliği derken. Peki diğer 5 parti de Sayın Akşener'in öne sürdüğü iki belediye başkan adayına şu ya da bu nedenle karşı çıkıyorsa ama illa oy birliği lazım diyorsanız sonuçta da belki XYZ diğer hiçbir isimde bir ete kemiğe bürünen bir ağırlık kazanamıyorsa o zaman o masadan çözümsüzlük çıkar ya demokrasi bir çözüm getirecek. E, dolayısıyla e, o gerekçeli tartışma bir çözüm getirecek veya da çözümsüzlük çıkacak. Bedri Bey çözümsüzlük sonu, istenmediği Bedri için Bey. o masada diğer 5 partinin eğiliminin e, sonuç alıcı olması şaşırtıcı değil ki. Bakın Yoksa Bedri Bey orada şeye, bakın Bedri Bey orada bir konuya atlıyoruz. Bakın bir konuya atlıyoruz. Yani özür dileyerek söylüyorum. Bir konuya atladığımızda farkına varalım. Buyurun. O masanın kilit taşı eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaksa diğer dört parti değil. İyi Parti'nin kendisi. Siz İyi Parti'den bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. İyi Parti'yi bu kadar kapının önüne koyacak şekilde beş kişiyle beraber kalkamazsınız. Orada nezaketsizliğin yapıldığı şey, konulardan bir tanesi de bu. Bakın bir kez daha söylüyorum. Siz ikinci partisiniz. Yani şimdi demin söylemiştim, dedim ki e, Meral Akşener şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu diğer beşinden daha fazla ama başka bir şey atlıyorsunuz. İyi partinin oyu da diğer şeyi çıkartın. Yani bu kadar da kolay gözden çıkarılmamalı mıydı? Çıkartılmamalıydı. Yani şimdi diğer dördünün evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmuş olması Meral Akşener'in bu kadar dışarıya doğru itilmesinin e, mantığını bana açıklak vermiyor. Bakın bir kez daha söylüyorum. Sizin için vazgeçilmez parti orada. Mete Bey belki sorun şurada. Buyurun buyurun. Ben dinliyorum Mete Bey. Mete Bey belki sorun şurada. Bir yıl boyunca bir yıl boyunca esasında bu kimi aday yapalım tartışması sanki bütün bu havada uçuşan kelime baloncuklarından ve Ankara'nın siyasi nabzını bize ileten değerli gazetecilerden süzülüp gelen mantık şu. Sanki bütün bu genel kim olsun, kim olabilir, kim olmalı, kim olmasın tartışmasını belki en çok bizler, yani bu siyasi tartışmaları kamuoyu önünde yapanlar, ev evdeki toplantılarda yapanlar, maçlarda ayak yapanlar <laughs> Herkes yapmış da sanki o bir yıl boyunca o masanın ana bileşenleri e, bu tartışmayı devamlı ötelemiş devamlı ötelemiş ve o yüzden başından beri benim söylediğim herkesin bildiği bir şey sanki o zaman bir sır olarak kalmış veya Yok. bir bekleyen güdümlü mermi olarak kalmış ki son gün bu kadar e, olay e, bir, e büyük e, Tsunami'ye dönüştü Bakın e, Şu deyimi kullandığımı bir kez daha Hatırlatarak o deyimi bir daha kullanacağım Dedim ki e, Konuşurken bana fikrimi sorduklarında Daha önce bu e, olaylar gerçekleşmeden Önce demiştim ki bakın Meral Akşener faktörünü şöyle e, Pas geçmeyin Meral Akşener geçen sefer kendisine 20 milletvekili verdiğinde Daha barajı geçip Geçmeyeceği belli değilken bile Abdullah Gül ismine tavrını koyup, kendi ismini ortaya koyup çıkmış bir insan. Bugün ise siyaseten belli bir ağırlığı olan, baraj üstü olan ve belli bir yerde kendisini merkez sağda konumlayan bir parti pozisyonunda. Meral Akşener o gün bu tavrı gösteriyorsa bugün de o tavrı gösterecektir dedim. Geçmişte yaptıkları bugün de yapacağının işareti. Siz bu faktörü atlarsanız, ve bu faktörü göz, göz önüne almazsanız ileride çıkacak olayı erteliyorsunuzdur. Herkes tartışırken yine hocam burada beraber de en çok karar verdiğimiz konulardan bir tanesi oydu. Diyorduk ki biz kişinin isminin yıpranmasından değil kişinin ismi açıklandığında masanın dağılmasından korkulduğu evet. için isim açıklanmıyor diyorduk. Benim kullandığım tabir aynen böyledir. Arşivde böyle var. İsim yapılanmasından değil bu masanın isim açıklandığında bu masanın devrileceğini tahmin ettikleri için ertelediler ve sonuna kadar götürecekler demiştim. Bakın o gün söylediklerim arkasından Meral Akşener'in tavrı yaşananlar inanın bizim için sürpriz değil ama şunu söyleyeyim size bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının neden olduğu tartışmasına değil bence olmalıydı ve oldu. Ya, yani olmalıydı ve oldu. Hakkıydı ve oldu kazanır kazanmaz mevzusu değil. Bir siyasi parti ikinci parti diyorsa onun genel başkanı da kendisine bir siyasi bir kariyer veya siyasi bir hedef koymalıdır. Koymuyorsa zaten hatadır. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bakın şunu atlıyoruz. Herkesin de atladığı bir yere bir kez daha söyleyeyim. Bu toplantıdan çıktıktan sonra bu açıklamayı Sayın Meral Akşener yapmadı arkadaşlar. Aradan 24 saat geçtikten sonra Genel idari kurulunu topladıktan sonra, tartıştıktan sonra, yani genel idare kurulu ne onlarda? Ee, işte bütün genel başkan yardımcının içinde olduğu, yönetimin. yönetimin beraber tartışıldığı ve arkasından da bir matbu Mete abi. açıklama... Efendim? Mete abi sadece bu kadar... Sadece bu kadar da değil. Genel İdare Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu aday da ısrar ederlerse masaya dönmeyi oylatıp oy birliğiyle masaya dönme kararını alan bir Meral Akşener. Ben onu anlatacağım. Bakın bastok, bir kez daha bastok, söylüyorum. Sonra yapılıyor Bakın onu anlatmaya çalışacağım. Yani olayın olayı şuraya doğru getirirsek yanlış anlaşılır. Meral Akşener bu konuşmayı masadan kalktığında kızgınlıkla yapmadı. Döndü. İçeride tartışıldı. Kurmaylar ile tartıştılar. Daha sakindi. Orada muhtemelen itiraz edenler de olmuştur. Yok gerek yok diyen de olmuştur. Herkes yok kardeşim yakalım yıkalım dememiştir. Arkasından bu metni kim hazırladı? Herhalde Menar Akşin oturup yazmadı bu metni. Bu metni kim hazırladı? Meral Akşener'in onu bulması lazım. Kim hazırladı? Mete ki? Bey. Hayır. Mete Meral, Bey, şayet, Bilmiyor mudur? Şayet Bakın bu Meral... A... aynı gün yapsaydı bu açıklamaları daha mazur görürdüm. İşte ben de onu söylüyorum. Yani aradan Bedri 24 Bey, ben de... saat geçtikten Bakın, sonra... Aynı şeyi söylüyor Mete Bey. Neredeyse 24 aklını... Saat geçmiş, bakın Bedri Bey, var, siz de bakın tam bir oraya bir gideceğim. Bir anlaşılık bakın, tarafı yok. Yani bak... fevri olarak anında yapsa daha anlaşılır. Aynı işte bakın tam oraya doğru gidiyorum Hı -hı. Bedri Bey. Muhtemelen ses e, Ankara'ya gerçekten gitmiyor çünkü Biraz geçen evet gidiyor. yani muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Çünkü aynı şeyi söylüyorum ama herhalde sesten gitmediği için anlaşılmıyor. Bakın e, siz, Aynı fikirde olabiliriz, sorun yok. Yok, yanlış anladınız Bedri Bey. Tabii ki her zaman e, şeref duyarım sizde aynı fikirde olmakta. Aynı olmaktan. fikirde olduğunuzu yanlış anladınız zaten, <laughs> sorun yok. Yok yok, şunu söylemeye çalışıyorum Bedri Bey. <laughs> ee, bakın bu karar yalnızca Meral Akşener'in kızgınlıkla söylediği bir karar olmadığını ...pas geçiyorsunuz... için söylemiyorum... ...pas geçiliyor... ...bu genel idare kurulunun bir kararıydı... ...ve o metin... ...o genel idare kurulu tarafından... ...hazırlanmış bir metindi... ...o zaman topluca bütün yönetim Aa, kurmaylar... Şimdi, ...hep birlikte yanlış bir karar aldı... ...olmaz öyle böyle mi? yanlış karar olmaz... ...sonuçta bir karar alındı bakın... Tabii. kararın ...karar yanlış olmaz... ...kararın uygulanmasından sonra olur... ...daha bugün itibariyle bu karara... ...yanlış doğru diyemezsiniz... ...siyaseten... Bunun sonuçlanmasından sonra karar verirsiniz. Bakın sorun şurada kaynaklanıyor. Bu karar genel idare kurulunda alındıktan sonra bu konuşma metni sonra Sayın Meral Akşener çıktı ve konuşmasını yaptı. Çok sert bir konuşmaydı. Yanımda bulunan arkadaşa ne diyorsun dedi. Dedim ki bakın burada iki tane teknik konu var dedim. Birincisi masaya işte demin hocam da söyledi Masadan kalkarken kardeşim, ben sizlerle bir senedir çalışıyorum. Çok da mutluyum. Allah razı olsun hepinizden. Çok seviyorum. Ama anlaşamadık. Ama anlaşamadık. Bu, Çünkü ben bu, kendi adayımı çıkartacağım. Ben kendi adayımı çıkartacağım. Bizim hedefimiz ortak. İkinci turda bakarız. İnşallah yollarımız kesişir dersiniz ve devam ederdiniz. O zaman herkes sizin kapınıza gelirdi. Bakın başka bir şey konuşuyoruz. Peki hiç kimse mi? Genel İdare Kurulu'ndan hiç kimse mi şu lafı demedi? Ya arkadaş biz bu metinle ya metni herkes gördü mü acaba ya, mü görmek zorunda mı o kuruldaki? Ya sonuçta görmez olur mu? Yani yani genel yani böyle bir önemli bir kararı genel o başkan yardımcıları. çıkıp bu metin çok sert demedi. Bakın ser, bu bakın bu metin sert değil. Ne? Bu metin karşı tarafa karşı tarafla ben seninle bir daha görüşmeyeceğim metni. Bitti. Ya yanlış anlıyorsunuz galiba. Al tamam ama yanlış anlıyorsunuz. En büyük yanlış yani bunu kınayan, bunu yadırgayan halk oldu. Ama Karşı tarafın yanlış anlayıp anlamaması Bakın, bakın şöyle bir özel. sıkıntı var. Niye Meral Akşener şunu deseydi. Gelen bakın. Meral Akşener şunu deseydi hiçbir sorun yoktu. Arkadaşlar bakın ben yanlış anlamayın bu masadan kalkmadım. Beş kişi karar aldı. Ve ben ortak karar alacağımızı düşündüğüm bir ortamda bir anda tek başıma kaldım. Ya Benim kendi idare kurulum var ve biz bunun böyle olmasına yanaşmıyoruz. Evet, Sayın Erdoğan'ın siyaseten devrilmesini düşünüyoruz, eyvallah. Biz parlamenter sisteme geçmeyi düşünüyoruz, eyvallah. Ama ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na risk edemeyeceğim. Kendisini çok severim ama risk edemeyeceğim. Dersiniz ve devam edersiniz. E bakın devam edersiniz. Öyle olmadı. Bu yol işte ben Değil de onu Mete, söylüyorum. Mete bakın, Bey. O bu Mete, böyle olmadı. Hayır Mete Bey Efendim? bakın bu Sayın Akşener'in ben bu riski Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu seçime girmeyi bir risk olarak görüyorum söylemine karşın özürlerim de halkta diyor ki sen onu risk olarak görüyorsun da ...masayı dağıtmayı ve bu ittifakı bozmayı bir risk <laughs> olarak nasıl görmemeyi beceriyorsunuz? Şöyle diyebilirim. de bu denli bir Bakın tepki beklenmiyordu halktan. Aynı şey, halktan aynı şey Şöyle cevap verebilir. Tamam ben e, Millet İttifakı'nın kazanmasını istiyorum. Onun için de bunun içerisinde bulundum. Ama Kemal Bey'in kazanamayacağını düşündüğüm için... ...kendi partimi de bunun içerisinde, bu kaybeden ittifakın içerisinde tutmak istemiyorum derse... Kimse de herhangi bir şey diyemez. Bakın şöyle de diyebilirsiniz. Ama Bey şöyle de diyebilirdiniz. Olmana. Bakın yine ben B adayım çıkartıyorum yani zaten yani... ben adayım çıkarttığımda Tabii. zaten. Herkes. Sayın Erdoğan'a oy vermeyeceğim deklarayı ediyorum. İkinci turda da sayın Erdoğan'ın karşısında benim çıkarttığım şahıs. Ön plan almışsa onu desteklersin Yok yoksa öyle. ben desteklerim. Bir de tepki alan değil. bir noktada daha imam ve yavaşça da çağırın. Benim anlamadığım, olması. bakın benim anlamakta zorlandığım yani beliri, çok... Bakın bir cevabı ben bulmakta zorlandım. Bakın bakın bir cevabı bulmakta zorlandığım için aslında bir soru soruyorum ben. Bu konuşmayı yaparken bir soru soruyorum. Bu tartışmanın içinde bizim bilmediğimiz başka büyük bir tartışma mı oldu ki bu kadar. Ee, sert bir şekilde e, böyle bir metin yayınlandı ve Genel idare Kurulu da bu metni onayladı veya bu çıkışı onayladı. Evet, yanlış hesap yapmamışlar. Yapmış olmaları ihtimalini değerlendirmiyor musun? Yani ya üstadım, ya, bir hesap yaptılar hep beraber. Aralarında şeytanın avukatı yoktu. Birbirine verdiler gazı, verdiler ya, gazı. Ya o zaman hani böyle bir şey ya, olamaz. Ya, o, bir şey bakın ne diyorum? Bunun cevabı buysa budur. <laughs> yani ben soru sordum. Sorumun cevabı Doğru. şu, Doğru. yani bu ben masadan, bu bu masadan, bakın, bu masadan kalkış şekli, bakın bu masadan kalkış şekli bu olayla eşdeğer değil. Bir kez daha söyleyeyim mi? Siz bana diyorsunuz ki ya e, Mete Bey ben söz hakkı vermiyorum, lütfen bundan sonra siz konuşun. Ben sen fazla ne yapabilirim, ben niye konuşmuyorum derim. Ama şu masayı herhalde buradan fırlatıp oraya atmam. Çok atmam kız, değil çok, mi? Çok kızdırırlarsa belki olur. Yok şey yani buradan alıp atmam yani. En kötü ihtimalle o zaman şey dersiniz. Ya bu adamda bir tuhaflık mı var kardeşim? Adama kadın sözü hakkı var mı? O da mi? o da ona dedi de, dersiniz. Deneyelim. Denemeyelim. Hayır bakın <laughs> olay bakın ben onu söylemeye çalışıyorum. Ben <laughs> e, her mi? şeyde bir mantık ararım. Siyasetin <laughs> de mantıksız şey. olduğunu Hemen geliyorum Bedri Bey. Bitirsin Mete Bey. Siyasetin de mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Meral Akşener de bugünün siyasetçisi değil. Orada Koray Aydın gibi, Cihan Paçacı gibi e, bir sürü Peki, eski... Peki o zaman bilmediğimiz başka bir şey vardır. demek bakın çıkacaktır. İlla ki vardır. Bakın çıkacaktır. Belki Melik Bey'in duyduğu bir şey vardır ya da benzer şüphede mi acaba? Ama öncesinde Bedri Bey siz söyleyin. Evet.